Gazeteci arkadaşımız Kemal Göktaş da şimdi telefon attığımızda. Kemal merhaba. Merhaba. Silvan'ı konuşuyoruz. Teşekkürler. Şimdi Zuhal Tekiner'le, belediye başkanıyla konuşma fırsatımız oldu. Defin işlemi devam ediyor dedi. Süleyman Güleç'in ve milletvekilleri orada dedi. Çok gergindi. Evet. Çok sert bir müdahale oldu. Yasaklı mahallelere girmek isteyen milletvekillerine. Biz de buradan fotoğrafları gördük. O fotoğraflardan birinde bir gaz kapsülü vardı. Hemen Figen Yüksekdağ'ın başının yanından geçen. Hayli tehlikeli bir durumla karşı karşıya kaldılar anlaşılan. Yani evet, şaşırtıcı derecede sert bir müdahale oldu. Şunu söyleyebilirim, normalde aralarında milletvekilleri olmasa da yani bir toplantı ve gösteri yürüyüşü olarak düşünebiliriz bunu. Bir engelleme olabilir çünkü tomalar var, akrepler var, çevik kuvvet var. Dolayısıyla engellemek için yeterli araç var polisin elinde. Ama bunu çok farklı bir yöntemle yaptılar. Bir emniyet amiri yaklaştı milletvekillerine, durdurmak istedi. Tabii durmadılar, devam ettiler. O sırada bir toma ve akrep aracı arka arkaya geldi. Tomadan su sıkıldı. Halk, arkadaki bir kitle vardı. Yaklaşık 700-800 kişi kadar. Ve artıyordu o kitle yürüyüş sırasında. Onlar dağıldı ama milletvekilleri yürümeye devam ettiler suya ve gaza rağmen. Tam bir kavşak noktasına, bir caminin önüne gelindiğinde ise hakikaten sert bir müdahale. Orada ilginç olan bazı güvenlik görevlilerin çok agresif tavırlar sergilemesiydi. Bir güvenlik görevlisi, polis olduğunu düşünüyoruz, polislerin içindeydi, gaz bombasını milletvekillerinin bulunduğu grubun hemen arkasındaki dükkanın kepenginden sektirerek atıyordu. Yani bu çok tehlikeli bir şeydi. Oradan gruba geldiğinde ölümle bile sonuçlanabilecek bir ki yaşandı bu vardı. Gezi olayları sırasında. Evet, yani itiş kakışlar, darplar yaşandı. Milletvekilleri tartaklandı. Yüzlerine doğru biber gazı sıkıldı, gaz bombası zaten atılıyordu sürekli, su sıkıldı. Figen Yüksekdağ da bu sırada epey bir hırpalandı, işte ıslandı. Başında önemli bir darbe yok, muhtemelen sıyırdığını düşünüyorum. Yani gaz kapsülü için geldiğini düşünmüyoruz o gaz kapsülünün başına. Ama öyle bir görüntü var, evet, yani gaz kapsülü geldiğine dair. Daha vahimi, bütün bunları olurken Silvan'da halkla devletin bu şekilde karşı karşıya gelmiş olması çok farklı şeyler düşündürtüyor insana. Yani kimle konuşsak Silvan'da devleti suçluyor bu konuyla ilgili. Çok ağır iddialar var. Rastgele ateş açıldığına dair, mahalleye işte top atışları yapıldığına, camilere bile top atışları yapıldığına dair. Yanı sıra sivil ölümlerden bahsediliyor. Orada öldürülenlerin çatışmaya giren insanlar olmadığını, aralarında hadi diyelim bir ikisinin olsa bile çoğunun sivil olduğunu söylüyorlar. Silvan'da halk hakikaten çok gerilimli ve tansiyon çok yüksek. Kemal, bir küçücük virgül koyarsan, bu anlattıkların gerçekten çok önemli, halkın tepkisi. O halkın tepkisi mikrofonlarda da var. Bir birlikte bir dinleyelim. Çok kızgınlar aslında. Yani hem bu taraftan çok görünmemesine, bu olayın gündem yaratılmamasına, hem kendilerine yapılan muameleye, hem akrabalarına ulaşamamaya ve oradakilerle ilgili, daha doğrusu silah seslerinin hiç susmamasına çok kızgınlar. Onu bir dinleyelim. Üzerine bir iki sorum daha olacak sana, müsaade edersen. Bir şey terk eden var. Var tabii. Özellikle tabii kendi başına terk edip gidiyor. Evlerini pek fazla götüremiyorlar. Silahlar kulağımıza, silahla kalkıyoruz, silahla yatıyoruz ya. Silah sesiyle ya. Makineli silahlarla, toplarla, havalarla. Şu anda Mescit Mahallesi'nin hemen hemen %50'sinin ev yıkılı haldedir. Ve Tekel Mahallesi, bir de bir kısmı Konak Mahallesi o şekilde. Tabii esnaf durumumuz da çok perişan durumdayız. Şu anda ne yapacağımızı bilemiyoruz. Esnaf 20 senede kendine gelemez yani. Kendi başına çoluk çocuğunu almış geçmiyor. Akrabası, yakınları Batman'da, Diyarbakır'da, çevre il ve ilçelerde nerede varsa köylere
göç etmişler. Hayır gelin. Vallahi gideceğim. Hayır. Vallahi babam orada ben gideceğim. Hayır. İnan ki gideceğim. Beni öldür hele sen. Kurşunsun bana da bu. Elektrik yok, hiçbir şey yok. Oraya gidemiyoruz. Akrabalarımız orada, adamlarımız orada. Hepsi de perişan haldeler. Yiyecekleri de doğru dürüst yok. Vatandaş kendi imkanlarıyla onlara yardım ediyor. Bu şekilde devam ediyor. Yani Silvan şu anda durumu iyi değil. Ne olacağı da daha belli. Evet, Kemal birlikte dinledik. Bizi dinleyenler de eminim kulak verdiler buna. Zor bir durum aslında baktığında. Babam orada gideceğim diyor. Gideceğim yani, beni vursanız da gideceğim. Öyle bir merak da var, öyle bir sıkıntı var. Tabii orayı terk edenler de var anladığım kadarıyla. Senin yani çok hikaye dinledim bugün. Onları yarın Cumhuriyet'te yazıyorum. Bir genç kadın 20 yaşında çocuğu ve 3 yaşında çocuğu ve 5 kardeşiyle birlikte o ölüm koridorlarından geçerek işte keskin nişancıların atışlarına hedef olmamak için korkarak mahalleyi terk ettiklerini, babasının ve annesinin orada kaldığını anlattı mesela. Sonra babası ve annesinin evinin yakınına bir bomba düştüğünü öğrendiklerinde kız tek başına yine o koridorlardan geçerek gidip babasını ve annesini oradan çıkarttığını anlattı. Hakikaten dehşetle dinledim. Dehşet içerisinde kaldık. Çünkü anlatılanlar maalesef medya tarafından yeteri kadar yansıtılmıyor. Buna çok büyük tepki var. Gezi eylemleri nedeniyle ağaçları korumak için Taksim'e inen insanların neden kendileri için de bir şey yapmadıklarını sorguluyorlar. Tabii bu benzetme ne kadar yerinde, ne kadar örtüşüyor bilmiyorum ama işte malum Gezi'de Kürt illerinden herhangi bir gösteri olmamasına yönelik gezicilerin tepkisi vardı. Şimdi böyle bir karşı tepkiyi ortaya koyuyorlar. Aslında genelde bizim sorunumuz hep yanlışı yanlışla değerlendirmek olduğu için böyle bir sorunla da karşılaşıyoruz ama serzenişi hep duyuyoruz. Yani burada insanlar var, zor durumdalar ve niye buna bir duyarlılık gösterilmiyor diye. Nereye gidecek? Zaten ben buradaki sorumluyu yazıyorsun ki sözünü kestim ama buradaki sorumlu muhalefet partileri. Yani evet. Ben CHP'yi çok eleştiriyorum bu konuda. Açıklamalar niye sahip yapıyorlar. Çıkmıyorsunuz yani gidip değil mi? Niye orada olmuyorsunuz? Ya CHP'nin genel tavrı şöyle oluyor. Bir heyet gönderiyor. O heyet bir rapor yazıyor. Bir ay sonra gazetelerde küçük haberler oluyor. Yani genel başkan düzeyinde, milletvekili düzeyinde hak ihlallerine karşı. Yani başka bir şey değil. Burada tartışacağımız çok mesele var. Yani hendekler var, öz yönetim meselesi var falan. PKK'nın tavrı var, çatışmayı şehre indirmesi evet. var. Yani devletin işi ama bir çatışma varsa halkın en az zarar göreceği biçimde bunu yürütmektir. Orada bütün bir ilçe halkını kendisinin karşısına alacak biçimde uygulamalara gitmemektir. Devlet ve halk arasındaki gerilimi, tansiyonu düşürmektir. Ama bugün açıkçası ben orada güvenlik kuvvetlerinin tavrından dehşete düştüm. Yani karşılarındaki aynı ülkenin vatandaşı olan insanlar ve o insanların seçim milletvekilleri gibi davranmadılar maalesef. Yani o sertlik kolay görülür sertlik değil. Çünkü karşısında bir partinin eş genel başkanı var, milletvekilleri var, kurum temsilcileri var. Yani daha sükunetle, daha olgun davranabilirlerdi. Yine izin vermezlerdi elbette. Yani vermeyecekse yine vermez ama hep bu o tip tartışmalarda gördüğümüz bir husus var. İşte güvenlik büro amiri veya işte emniyet müdür yardımcısıyla milletvekilleri arasında işte girersiniz giremezsiniz olmaz izin vermeyiz veririz ve ondan sonra da bir dağılma olurdu. Ama dün evet. Hakkari'de gördük milletvekillerine yönelik yine HDP'li milletvekillerine yönelik evet. hem gaz fişeğiyle doğrudan hedef alarak yapılan bir atış var. Hem de plastik mermilerle. Bugün de Silvan'da. Yani güvenlik evet, evet, güçlerinin yani de çok sert bir yaklaşımı var sanıyorum. O da Ankara kaynaklı. Başka bir şeye herhalde yani başka bir açıklama yapamayız. Ankara'dan bu yönde bir talimat gelip gelmediğini bilmiyorum. Ama Ankara'dan böyle bir talimat gelmez ise bir oradaki Silvan'daki bir polis müdürünün, bir polis amirinin milletvekillerine karşı böyle bir şiddet uygulama cüreti göstereceğini hiç düşünmüyorum. Tam doğru. Için ama zaten Ankara'dan gelen talimatı abartarak uygulamaya eğilimli bir ruh hali de var.
Tabii bunlar hepsi çok şey konuşmak gerekiyor. Aslında yani, yan tarafını da söyleyelim. Yani bir gün önce de arkadaşlarını cenazesine uğurladılar oradan. Söylüyor. Bizim arkadaşlarımız şehit oldu diyor burada, evet. Mesela tartışırken. Hani milletvekilliği ile bu karşı karşıya. Bu iş, yani ikisi kıyaslanmayacak şeyler. Ama bu ortamı orada yaratmamak zaten, değil mi? Ya yani bu ortam yaratıldıktan sonra ucunu tutmak çok zor. Tam onu diyeceğim. Yani mesele bu, mesele bu sorunu, böyle bir sorun var, diyelim ki hendekleri kazılıyor, öz yönetim ilan ediliyor. Bu sorunu bu biçimde devlet çözmeye kalkarsa olayları büyütmekten başka bir şey yapmaz. Ülke kaybeder, can kayıpları olur, şehitler olur, insanlar ölür. Yani peki nerede bitecek gibi görünüyor Kemal? Yani orada şimdi insanlar ayrılıyor anladığımız kadarıyla Silvan'dan, özellikle yasaklı mahallelerden mümkün olduğu kadar ve çıkabildikleri kadar. Dün anons yapmış polis, siviller terk etsin diye. Camilerden anons yapmışlar. Civarında bir zaten mahalleler boşaltılmış, yanlarına hiçbir şey almadan. Ama evlerini terk etmek istemeyenler, kalacak yeri olmayanlar çıkamamışlar. %30 civarında olduğu söyleniyor bunun da. Oradaki amaç polisle çatışanlara lojistik verdiğini düşünüyor polis. Öyle anlıyoruz. Yani o evlerden destek aldıklarını düşündüğü için boşaltıp onlarla karşı karşıya kalmak istiyor aslında. Evet. Karşı karşıya kalmak istiyor ama işte orada evini terk etmeyen bazı insanlar var. Evlerini terk edilen insanlar da daha sonra evlerine girip dağıtıldığını, polis tarafından dağıtıldığını, ateş altına alındığını falan söylüyorlar. Aslında biz tabii yasak da bittikten sonra biraz göreceğiz orada manzarayı. Evet, pek evet, iyi bir manzarayla karşılaşmayacağımız da açık. Yani ben Silvan'da çalışan gazeteci arkadaşlarla, baştan beri burada olan, işte internet sitelerinde de televizyonlarda çalışan arkadaşlarla da konuştum. Gidip görmüşler, kelimelerle anlatamıyorlar. Yani zaten çok kötü, evet, bir manzara iyi var. İyi bir manzara olmayacak. Bu mesele nerede bitecek? Vallahi yani yöntem değişmedikçe bitecek gibi görünmüyor. Yani endişe verici olan şey de o. Sokağa çıkma yasakları ilan edilmeye devam ettikçe halkın tepkisi büyüyecek, sivil kayıplar olacak, şehitler olacak. Savaşın kentlere taşınması anlamına geliyor bu. İşte mesela orada HDP önünde biriken halktan insanlarla konuştuğumda sürekli İsrail-Filistin benzetmesi yapıyorlardı. Yani bu tabii buna ne kadar uyar bilemem ama halktaki algının böyle bu düzeye gelmiş olması kötü. Yani sonuçta halkın devletle bu şekilde karşı karşıya geldiği ortamlarda çatışmaların da kolay kolay bitmeyeceğini tarihsel örneklerden biliyoruz. Hani inşallah bu burada daha fazla uzamaz. Cizre'de bile sanıyorum 9 günde bu sokağa çıkma yasağı ortadan kalkmıştı. Burada en azından 10. güne geldi. Şu ana, evet, kadarki en uzun uygulanan yasak gibi görünüyor. Yani burada bir vatandaş şöyle demişti. Batı'dan bir ses gelmedikçe biz burada yok olmaya mahkum olacağız diye. Yani orada Silvan'da olan insanlar bizim vatandaşımız, bu halkın insanları. Onların burada hak ihlallerine karşı siyasetin demokratik kanallar çerçevesinde ses yükseltmesi ve bundan sonuç alması çatışmaları geriletecek en büyük şeydir. Siyaset alanı genişlemezse, siyasetle sonuç alınamazsa çatışmalar yükselir. Yani bu çok ezbere bildiğimiz şeyler. Aynen. Ama tam konuşalım da buraya uyuyor. Yani evet, meclisin, insan hakları kuruluşlarının, muhalefet partilerinin bu duruma, çünkü sadece Silvan değil, onlar da ilçe sayabiliriz, devam ediyor. Evet. Bu durumu bir şekilde artık Türkiye'de gündemleştirmeleri ve bu hak ihlallerine bir yerde dur demeleri gerekiyor. Çok teşekkürler Kemal Göktaş. Paylaştım bizde izlenimlerini. Kolay gelsin.